İyi akşamlar, gelişmelerle karşınızdayız. Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakmak için olağanüstü kongre çağrısı üzerine Kandil'den de açıklama geldi. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı silah bırakmanın hükümetin atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. İlk adım olarak ise iç güvenlik paketinin geri çekilmesini istedi. İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısına Kandil'den yanıt geldi. KCK yönetimi çağrıyı tarihi bir adım olarak değerlendirirken, bundan sonra atacağı her adım AKP'nin yeni süreç karşısındaki tutumuna ve atacağı adımlara bağlı olacaktır. Hükümet ve Cumhurbaşkanı samimiyet ve uygulamadan söz etmektedir. Hükümet böyle bir açıklamanın niyet beyanının yapılmasını ısrarla istemiştir. Tahkim edilmiş ateşkes ve yapılan açıklamadan sonra samimiyet ve uygulama sırası AKP'ye gelmiştir denildi. Uygulamada beklenti olaraksa, demokratik siyaset ancak temel demokratikleşme sorunlarında adım atma ve demokratikleşme ortamında var olacak bir durumdur. Daha çok otoriterleşmeye karşılık düşen iç güvenlik yasalarını çıkarmak, bu yolu tıkamaktan başka bir anlama gelmemektedir. Dolayısıyla ilk samimiyet ve uygulamanın göstergesi, iç güvenlik paketinin geri çekilmesi olacaktır denildi. Açıklamada ayrıca süreci ilerletmek ve sonuca götürmek için Öcalan'la KCK yönetiminin gecikmeden görüştürülmesi de talep edildi. İç güvenlik yasasıyla ilgili HDP milletvekili Pervin Buldan'dan da çarpıcı bir açıklama geldi. Buldan, yasa itiraz ettiğimiz haliyle çıkmayacak dedi. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, iç güvenlik paketiyle ilgili bazı değişiklikler yapılacaktır. Geçen maddeler tekrar ele alınabilecek ve değiştirilebilecek. Bizim itiraz ettiğimiz haliyle çıkmayacak dedi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan, dünkü ortak açıklamaya yeni bir yol haritası diyebiliriz. Üzerinde müzakere yapılması için mutabakat sağlanan 10 madde konusunda anlaşma sağlanırsa PKK kongresini toplayacak, ondan sonra yeni bir Türkiye'den söz edebiliriz diye konuştu. Bu mesajlara rağmen HDP'den sert açıklamalar gelmeye de devam ediyor. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Süreçte samimiyet tartışmasını devam ettirdi. Önümüzde çok daha açık ve net göreceğiz. Uygulama, uygulama, uygulama. Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından Cumhurbaşkanı'nın ilk yorumu bu olmuştu. Tepki de gecikmedi. Dolmabahçe'de eller sıkılsa da siyasetin kürsüsünde taraflar birbirine hedef aldı. Cumhurbaşkanı bundan rahatsızmış. Ben size Sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade edeyim. Bizden seçim öncesinde AKP propagandası bekliyorsanız avucunuzu yalarsınız. AKP'ye bu seçimi kazandırmak neyin düşünürsünüz? Demirtaş, HDP'ye yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Bizim görevimiz, sizin partinizin ve hükümetinizin yanlışlarını teşhir etmektir. Efendim biz iki maymunu oynuyormuşuz. Aramızda bakın, heyetle aramızda hiçbir fark yok. Biz bunu bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Bu hakareti de aynı şekilde iade ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu müzakere sürecinde bizimle kedi fare oyunu oynamaktan vazgeçin. Fare gibi elimizden kaçmaya çalışıyorsunuz ama nafile. Her genç sizi yakalayacağız ve bu halka teslim ve teslim edeceğiz. Muhalefet partileri ise silah bırakma çağrısına temkinli yaklaşıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu silahların bırakılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Ancak Büyük Birlik Partisi'nden sert tepki geldi. Silahlar bırakılırsa bundan memnun oluruz. Yani Türkiye'de silahların gölgesinde barış olmaz. Silahların bırakılması en büyük arzumuzdu. Eğer bu gerçekleşirse son derece mutlu oluruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmralı'dan yapılan silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladı. Ancak uyardı da 10 madde somut değil dedi. 10 maddeyle ilgili somut bir talep ya da somut bir öneri görülmüyor. Orada söylenen demokrasi, özgürlük, birlik, beraberlik zaten bunlar hepimizin ortak istediği şeyler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise tepkiliydi. Terörle, teröristle müzakere olmaz, pazarlık olmaz, mücadele olur. Adam gibi mücadeleni yaparsın, terör örgütüne diz çöktürürsün, elindeki silahı alırsın, ondan sonra döner, bölgedeki kardeşlerimizin
problemleri neyse onu çözersin. En sert tepki ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Genel Başkan Devlet Bahçeli hükümete çok ağır ithamlarda bulundu. Kendisine karşı çıkan emekli orgeneral Hilmi Özköke de aynı sertlikte yanıt verdi. Bugün Türkiye'yi vatanını satmış, devletini zayıflatmış, topraklarını terk etmiş, bayrağını indirmiş, milletini bölmeye azmetmiş, ecdadın ruhuna kastetmiş bir sefiller grubu idare etmektedir. Milletin şeref ve itibarıyla alenen oynayan çürümüşler iktidardadır. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu sert sözleri henüz başlangıçtı. Çok ağır ifadelerle Dolmabahçe mutabakatına karşı çıktı. İmralı canisinin hazırladığı, Kandil'deki terör şeflerinin onay verdiği 10 maddelik ihanet belgesi pişkince, arsızca, ahlaksızca, hatta hiçbir utanma, pişmanlık ve mahcubiyet hali gösterilmeden ilan edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı 100 yıl önce bile böyle bir kepazeliğe şahit olmamıştır. 10 maddelik anlaşmayla PKK'nın hükümeti ele geçirdiğini savundu. Şu kabusa bakınız ki PKK iktidara ortak olmuş, hükümeti ele geçirmiştir. Terör suçlusu bir katilin 10 maddelik ihanet metni tarihi bir karar süreci eşiği olarak nasıl yorumlanmakta, nasıl hazmedilmektedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, AKP'nin bir grup başkan vekili ve bir kurumun müsteşarı PKK'nın maskarası haline gelmeyi izzeti nefislerine nasıl sindirebilmişlerdir? Bahçeli PKK'nın silah bırakmayacağını da ileri sürdü. PKK Türkiye'den toprak almadan silah bırakmayacaktır. PKK hain amaçlarına tam ulaşmadan silahları gömmeyecek, namluyu indirmeyecektir. Aksini iddia eden varsa ya şerefi yoktur ya da aklını ve mantığını hahaz ettirmiş bir sefildir. Şu zamana kadar PKK'nın silah bırakacağım dediğini duyan yoktur. PKK'nın her şeyden vazgeçtiğini, ıslah olduğunu, pişmanlık gösterip adalete teslim olacağını işiten de olmamıştır. Bahçeli, Necdet Özel'le arasındaki diyalog nedeniyle kendisini eleştiren Hilmi Özköy'e de tepkiliydi. Döneminde askerimizin başına çuval geçirilmesini izleyen, Erdoğan'ın hocam diyerek hitap ettiği, AKP'nin Özel Paşa'sına eleştirilerimizden alınarak bize laf yetiştirmeye çalışan ve kasaptaki ete soğan doğrayamayan emekli paşa, acaba sen milletin ekmeğine kan doğrayanlara bir çiz söz edecek cesareti gösterecek misin? Son olaraksa AK Parti seçmenine seslendi. AKP'ye oy veren kardeşlerim, bir umuttur diyerek desteklediğiniz parti PKK'ya beyaz bayrak çekti, görmeyecek misiniz? Mütedeyyin, muhafazakar, onurlu, Allah korkusuna haiz, ağzı dualı ve vicdan sahibi vatandaşlarım, arkasında durduğunuz parti Türkiye'yi teröristlere tapulamak üzeredir. Anlamayacak mısınız? Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'da Bahçeli'nin komutanlarla girdiği diyalogları değerlendirdi. Ancak üslubu çok daha farklıydı. Başbuğ'un bir başka dikkat çeken mesajları Şafırat Operasyonu'na ilişkindi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Operasyonun Türkiye'nin askeri güç imajına zarar verdiğini söyledi. Açıklık politikası uygulanmıyor. Süleyman Şah'la ilgili TBMM'de sorular soruluyor. Yok 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 diyorlar. Bir şey olursa 5 dakikada oradayız diye meydan okuyorsunuz. Caydırıcılık bir sözdür. Söylediğiniz olmazsa karşılığını vermeniz lazım. Bunun için de silahlı kuvvetlerinizin güçlü olması lazım. Suriye olayına baktığımızda caydırıcılığımızın da zedelendiğini, zaafa uğradığını söylemek mecburiyetindeyiz. Siyasi otorite bir söz söylediğinde arkanda duracak. Askerde imkan ve kabiliyetiyle caydırıcılık etkisi yaratabilmeli. Operasyon sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genelkurmay Başkanı Necdet Özel arasındaki tartışmaya da değinen Başbuğ, diyalogların kendisini üzdüğünü ifade etti. Bunları alt alta yazarsanız muhalefet partilerinin yaptığına da yanlış diyemezsiniz. Milli bir konu ve resmin dışında bırakılıyorsunuz. Hiç bilgilendirilmemişsiniz. Doğası gereği de tepki gösteriyorsunuz. Muhalefetin de her türlü sözü söyleme hakkı doğuyor.
Keşke o konuşmaların ama bütün konuşmaların hiçbiri yapılmasaydı. Çok üzüldüm doğrusu. Gazeteci Mehmet Baran Suh, balyoz davası nedeniyle gözaltına alındı. Baran Suh, terör örgütü kurmak ve devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri temin etmekle suçlanıyor. Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler, Baran Suh'un İstanbul Eyüp'teki evinde arama yaptı. Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baran Suh, balyoz davasında konu olan iddiaları Ocak 2010'da yazmış, ardından da iddiaların dayanağı belgeleri bavul içerisinde savcılığa teslim etmişti. Açılan dava sonucu 300'den fazla subay hapis cezası almış, 3-4 yıl hapis yattıktan sonra hak ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edilmişlerdi. İhlal nedeni ise üzerinde oynanan dijital deliller gösterilmişti. Bilirkişi incelemesinde davaya delil olarak gösterilen CD'lerin sahte olduğu belirtilmişti. Ankara merkezli 20 ilde polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 polis daha serbest bırakıldı. Ankara'da polislere yönelik usulsüz dinleme iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 polis daha serbest bırakıldı. Serbest bırakılan polisler adliyeden ayrılırken hep birlikte şarkı söyledi. Vatan sana canım feda, vatan sana canım feda, canım Türkiye'm. Polislerin aileleri ve yakınları sevinç çığlıkları atıp gözyaşları döktü. Telefon nerede? Aydın. Sağ ol. Birinci Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklama sebeplerinin oluşmadığı gerekçesiyle savcının 24 kişi hakkındaki tutuklama talebi reddedildi. Böylece aynı konuyla ilgili haklarında işlem yapılmak istenen 54 polisin tamamı serbest bırakılmış oldu. Daha önce bombalı saldırı sonucu 54 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı'da yine korku dolu dakikalar yaşandı. Suriye plakalı bir otomobilin altında iki bomba bulundu. Neyse ki polis ekipleri düzeneyi etkisiz hale getirdi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati bir faciayı önledi. Sabahın erken saatlerinde polisler bir binanın önünde park halindeki aracın altında iki paket gördü. Bölgeye hemen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olası bir patlamaya karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha uzmanı ekipler robot yardımıyla iki bombayı da kontrollü olarak patlatarak etkisiz hale getirdi. Uzmanlar inceleme yapmak üzere çevreye dağılan parçaları da topladı. Bombaların kim ya da kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için kapsamlı soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Ercan Topaca, aracın Özgür Suriye Ordusu'nda Yüksek Savunma Konseyi üyeliği yapmış bir kişiye ait olduğunu ifade etti. Vali Karaca, olayın Özgür Suriye Ordusu içerisindeki bir anlaşmazlıktan veya iç hesaplaşmadan kaynaklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüklerini söyledi. Şimdi ekonomiye dair önemli bir haber aktaralım. Türkiye İhracatçılar Meclisi Şubat ayı rakamlarını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat %13 oranında azaldı. Ekonomide bir süredir devam eden olumsuz hava ihracat rakamlarına da ciddi oranda yansımaya başladı. Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %13 azalışla 10 milyar 495 milyon dolar oldu. Yılın ilk iki ayında toplam ihracat %6,7 gerileme ile 22 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında toplam ihracattan %61,9'luk payla sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya ise otomotiv endüstrisi sektörü sahip oldu. En fazla ihracat artışını %27,8 ile fındık ve mamulleri yakalarken bu sektörü %25,4 ile tütün ve mamulleri takip etti. Diğer sanayi ürünlerinde, yaş meyve ve sebzede ve çelik sektöründe ise %20'nin üzerinde kayıp var. Almanya, Irak ve İtalya'ya yapılan ihracat gerilerken, İngiltere ve ABD'ye ise ihracatta artış yaşandı. Ancak en yüksek artış %19,9 ile İran'a gerçekleşti. AK Parti Bursa Teşkilatı 7 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi temayül yoklaması için sandık başına gitti. Delegeler Bursa'dan çıkan 235 milletvekili aday adayı arasından milletvekili aday listesinde yer almasını istediği 18 isim için oy kullandı. Sandıkların açılmadan genel merkeze yollanacağı yoklamada son kararı AK Parti Genel Başkanlığı verecek.
AK Parti Bursa'da 7 Haziran milletvekilliği genel seçimleri öncesi önemli bir adım da bugün atılıyor. Temayül yoklaması. Bu yoklamanın sonucu AK Parti Bursa milletvekili aday listesini belirlemede önemli rol oynayacak. Budtin Fuar Alanı'nda yapılan temayül yoklamasında 17'si ilçe, 1'i il teşkilatı olmak üzere 18 sandık kuruldu. Bursa'dan AK Parti milletvekili aday adayı olarak başvuran 213 isim liste halinde delegelere verildi. Delegeler seçime girecek milletvekili aday listesinde görmek istedikleri 18 ismi işaretleyerek sandığa gitti. Mevcut milletvekilleri ve önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış isimlerse temayül yoklamasından muaf tutuldu. Genel merkezimiz milletvekili aday adaylarıyla ilgili değerlendirme yaparken teşkilatımızın desteğinin ne derecede olduğu çok önem arz ediyor ve bunları çok önemli bir veri olarak, kriter olarak alıyor. Sadece tek başına yeterli olmamakla beraber çok önemli bir adımı bugün tamamlıyoruz. Daha sonrasında inşallah yine anketler ve kamuoyu yoklamalarından sonra kurullarımızın değerlendirmesi olacak. Ama bugün ilk sınavımızı adaylarımız vermiş olacak. Teşkilatımızın bu konudaki kanaatleri genel merkezimize önemli bir ışık tutacak inşallah. Temayül yoklamasının ardından sandıklar mühürlenerek Ankara'ya gönderilecek. Oylar kullandıktan sonra sadece ne kadar oy kullanıldığı hususunda tutanaklar tutulacak, sayım yapılacak. Onun dışında aday adaylarımızın aldığı oylar burada sayılmayacak ve açıklanmayacak. Genel merkezimizde değerlendirme yapacak ve orada bu veriler değerlendirilecek. Bugünkü temayül yoklamalarından sonra önümüzdeki haftadan itibaren mülakat komisyonumuz aday adaylarımızla birebir görüşmeler yapacaklar. Bir haftalık bir çalışma süreci var. Daha sonraki hafta içerisinde ara komisyon bu raporları ve kamuoyundan gelen değerlendirmeleri kriterlere göre değerlendirdikten sonra üst komisyona hazırlıklarını sunacaklar. Üst komisyonda malumunuz Sayın Başbakanımızın başkanlığında son nihai karar verecek komisyondur. Bursa'nın 18 milletvekili ile ilgili olarak listeyi şekillendirerek ve inşallah 7 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu'na listeler teslim edilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de temayül yoklaması için Bursa'daydı. Demokrasinin kendisi aslında bir istişare sistemidir. Demokrasi de belirleyici olan halktır, kitlelerdir. İşte biz bu istişare sistemini, demokrasinin ruhuna uygun bu sistemi en iyi kullanan ve demokrasimize kazandıran bir partiyiz. Hemen her seçimde biz istişareleri geniş çapta yapıyoruz. Yüzlerce partilinin katıldığı yoklamada kadın kolları tarafından kadına şiddete karşı bir imza kampanyası da başlatıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de imza atarak destek verdi. CHP'de milletvekili aday adaylık başvuruları devam ediyor. O isimlerden biri de Bursa Ziraat Mühendisleri Odası eski ikinci başkanı Orhan Sarıbal oldu. Ben eğer milletvekili olursam yine tarla adamı olacağım arkadaşlar. Yine sokak adamı olacağım. Yine eylem adamı olacağım. Yani sıradan sizlerden biri olacağım. Bunun size sözünü veriyorum. Bursa Ziraat Mühendisleri Odası eski ikinci başkanı Orhan Sarıbal, CHP Bursa'dan milletvekili aday adaylığını resmen açıkladı. Bir süredir CHP çatısı altında siyaset yaptığını söyleyen Sarıbal, milletvekili aday adayı olmak istemesinin nedenini ise Gezi, iç güvenlik yasası, tarım ve sağlık sistemindeki sorunlar olarak açıkladı. Sağlıkta artık hastane kapılarına gittiğinizde sizler sadece birer müşterisiniz. Bu bozuk düzeni yıkmayacağız mı dostlar? Mutlaka ve mutlaka bu haksız girdabın içerisinden çıkaracağız, kurtaracağız. Onları onurlu birer vatandaş yapacağız değerli dostlar. Bir ağaç için, iki ağaç için, üç ağaç için, bir kar park için köyünden, evinden, tarlasından kalkıp Taksim'e giden, Eskişehir'e giden, İstanbul'a giden değerli gençleri katleden o namussuz düzene nurla geçiyorlar değerli dostlarım. Teleferiğin de devreye girmesiyle birlikte Uludağ günübirlikçilerin akınına uğruyor. Tabii bu da bölgede yeni yatırımların yapımı konusunu gündeme getirdi. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi yetki istedi. Teleferiğin yenilenmesiyle birlikte Uludağ ziyaretin de arttığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu yoğunluk sadece kış turizmiyle kısıtlı kalmamalı dedi. Burada yaz kış istifade edebileceğimiz potansiyel var. Uludağ sadece kışın turizmden kış turizmiyle bağımlı değil. Bu kış turizmi 3 ay sürüyor. Ama bunun yanında yazın da
buranın tam olarak kullanılması, yani 12 ay kullanılması, 4 mevsimde kullanılabilmesi. Bakın buraya bir teleferik yaptık. Bu bile Bursa'ya bir hareket getirdi. Bizim hedefimiz 300 bindi yıllık en az. 4 ayda 450 bin yolcu taşıdı. Ve bunun %80'i yabancı turist. Altepe Uludağ tesis ve yatırımlar kazandırmanın tek yolunun yetkiden geçtiğini belirtti. Bursa'nın tümü Büyükşehir'e bağlı. 3 milyonluk Bursa 1100 tane bölge mahalle muhtarlığıyla Büyükşehir'e bağlı. Burası da tam olarak bağlı olmalı. Buradaki eksikleri bizim gidermemiz gerekiyor. Sadece yetkileri verin. Yani bu uygulamaları biz yapalım. Uludağ ile ilgili bir başka haberle devam edelim. Sarıalan ve oteller bölgesi arasındaki teleferik hattı 1500 saatlik kullanım bakımına girdi. Sabah saatlerinde Uludağ'ın zirvesine çıkmak isteyen vatandaşlar Sarıalan ve oteller bölgesi arasında teleferiğin bakıma girdiğini öğrenince şok oldu. Sarıalan'a kadar teleferikle giden vatandaşlar oradan da zirveye minibüste çıkmak zorunda kaldı. Yetkililer çalışmanın birkaç gün sürebileceğini belirtirken vatandaşlarsa fiyat tarifesine tepki gösterdi. Tek fiyat tarifesi uygulanan ve 15 lira ücret alınan teleferik hattı için bir de Sarıalan'dan oteller bölgesi için minibüse 3 lira verince adeta çileden çıktı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Hocalı katliamı nedeniyle yürüyüş yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Ermenistan kınandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde vatandaşlar 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamı kınamak için toplandı. Tam 23 yıl önce Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında Ermeniler Azeri kardeşlerimize vahşi bir soykırım uyguladılar. Genci yaşlısı yüzlerce kişi Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşü düzenleyenlerden Türk Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Kazım Sarnık, Hocalı katliamını unutturmayacaklarını söyledi. Resmi rakamların ifade ettiğine göre 613 şehidimiz var ama bu binlerle ifade edilmekte aslında. Dolayısıyla dünyanın gözünü kapadığı bir zamanda Türklerin soykırıma uğradığını değil, tam tersine Ermenilerin soykırıma uğradığını iddia edenlere bir cevap niteliğinde Mustafa Kemal Paşa ilçemizden bütün dünyaya bu gerçeği haykırmak istedik. Bursa'da bir bayiden 230 adet günlük gazete çalındı. Hırsızlık anı kameralara da yansıdı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde sabahın erken saatleri el arabasıyla karton ve plastik topladığı tahmin edilen bir kişi gazete bayinin önüne geldi. Etrafı kolaçan etmeye başladı. Dikkatli bakışlarına rağmen güvenlik kamerasını fark edemedi. Bir süre bekledikten sonra hamlesini yapan şahıs 230 gazeteyi el arabasına attı. Soğukkanlılığıyla dikkat çeken kişi arabasını düzelttikten sonra yoluna devam etti. Polis eşkali kameralar tarafından tespit edilen zanlının peşine düştü. Samsun'da ise bir pansiyonda hırsızlık yaşandı. Haberi ilginç kılansa hırsızın rahat tavırları oldu. Cesur hırsız, resepsiyonda uyumakta olan iki personele rağmen yanı başlarında hırsızlık eylemini gerçekleştirdi. Samsun'da bir pansiyonun güvenlik kamerasına kaydolan bu görüntüler izleyenleri hayrete düşürüyor. Resepsiyondaki çalışanların uyumasını fırsat bilen bir genç, masanın üzerindeki bir adet cep telefonu, bir paket sigara ve uyuyan görevlinin cüzdanı çaldı. Hırsız önce güvenlik kamerası kayıtlarını kapatmak için uğraştı. Daha sonra masanın üzerindeki cep telefonu çaldı. Personelin uyanmasından endişe duyup uzaklaştıktan sonra yeniden gelip masanın üzerinden sigara paketini aldı. Kapının girişinde yatan görevlinin cüzdanını da çalan hırsız pansiyondan ayrıldı. Tüm bu hırsızlık anı ise pansiyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şiddetin maalesef boyut atladığı ülkemizde korku ve gerilim filmlerine konu olabilecek türde vahşi haberlere her gün tanık oluyoruz. Bugün 3 gündür kayıp olan evli ve 2 çocuk babası 28 yaşındaki Ferhat Tanrıkulu'nun kayboluşuna dair çok feci detaylara ulaşıldı. Tanrıkulu ölü olarak bulundu. Üstelik hiç de tahmin edilemeyecek bir yerde ve bir koşulda. Tüyler ürperten olay Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde yaşandı. Dün gece polise gelen ihbar üzerine harekete geçildi. 2 yıldan bu yana boş olan eve girildi. Evdeki odada tabuta benzer bir sandık içinde toprağa gömülmüş erkek cesedine ulaşıldı.
O ceset 3 gündür kayıp olan 28 yaşındaki iki çocuk babası Ferhat Tanrıkulu'na aitti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeye göre Tanrıkulu'nun marangozda özel yaptırıldığı düşünülen dikdörtgen şeklinde bir tabutun içine konularak diri diri toprağa gömüldüğü ve üstüne de ağırlık olsun diye çekyat konulduğu tahmin ediliyor. Polis şimdi kurgulanmış bu feci cinayetin detaylarını araştırıyor. Kadın cinayetleri ve cinsel saldırılara karşı cezalar Türkiye'de tartışma konusu. Bu konuda en büyük tepkiyi de cezalardan ziyade suçlulara verilen indirimler çekiyor. Sıradaki haberimiz tam da bununla ilgili. Fuhuş yaptırmaktan suçlu bulunan bir kadının denetimli serbestlikle bir ilkokulda temizlik görevlisi olarak çalıştırıldığı öğrenildi. Veliler isyan etti. 2006 yılında Denizli'de Fesih E ile Fatma D fuhuşa yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek amacıyla çete kurmuştu. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tutuksuz yargılandı. Fatma D'ye verilen 22 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onanınca 9 yıldır denetimli serbestlikte yargılanan kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kadının bu sürede denetimli serbestlik yasası kapsamında 6 aydır bir ilkokulda temizlik görevlisi olduğu belirlendi. Bu durumu öğrenen veliler olaya tepki gösterirken suçluların hem de genç kızlara zorla fuhuş yaptıran birinin okulda çalışmasının doğru olmadığını söyledi. Fatma D. kararın onaylanmasıyla yakalanarak hapse atıldı. Şırnak'ta doğuştan yürüme ve konuşma engelli Baver için ailesi yardım bekliyor. Tek talepleri minik Baver için tekerlekli sandalye. 5 yaşındaki Baver ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Doğuştan konuşma ve yürüme engelli. Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Özdemir ailesi ise yıllardır çaresiz. Ailenin çalmadığı kapı kalmamış ancak hiçbir sonuç da alınamamış. Yaşı ilerledikçe oğullarını taşımakta güçlük çeken ailenin tek isteği tekerlekli sandalye. Bunu dile getiren ise Türkçeyi konuşabilen abi. Kardeşim özürlüdür, onun için tekerlekli sandalye istiyorum. Hayırseverlerden bir an önce yardım bekliyorlar. Bağımlılıklara dikkat çekmek için pedal çevirdiler. Genç yaşlı yüzlerce bisikletli, tarihi yarımadaya doğru sürdüğü bisikletlerle sağlıklı yaşam mesajı verdi. Yeşilleri giydiler, hep birlikte pedal çevirdiler. Yeşil Ay Haftası etkinlikleri kapsamında bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. Bisiklet turumuz dördüncüsünü düzenliyoruz bu yıl Bisikletler Derneği ile beraber. Hayat benim gelecek hepimizin konsepti içinde ki bu haftamız kutlamalarını böylece başlatmış oluyoruz. Gelecek hepimizin sloganıyla tarihi Yarımada'da bisiklet turu düzenlendi. Yeşile için, sigarayı, alkolü bırakmak için kullanacağız, sağlık için. Yeşilaycıyız. O yüzden burada bulunmak zorundayız. Herkese örnek olalım. Bu hobiyi yapmak için hepimizin güçlü ciğerlere ihtiyacı var. Sağlıklı olmaya ihtiyacı var. Sigara kullanmaması gerekiyor. Hayat boşluk kabul etmiyor. Boşluklarınızı sporla, sanatla, çeşitli pozitif aktivitelerle doldurun ki zararlı alışkanlıklar sizin yanınıza yanaşmasın. Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı'ndan geçerek Samatya 7 Kule Güzergahı'ndan 27 kilometrelik yol boyunca pedal çevrildi. Bursa'da da minikler vatandaşa broşür dağıttı, büyüklerine sigara uyarısı yaptı. Bursa'da minikler ellerinde dövizlerle sigaraya hayır sloganları attı. Bir 7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında minik izciler, vatandaşları madde bağımlılığı ve sigaranın zararları hakkında bilgilendirdi. Yeşilay'da sigarayı bırakmaya dikkat çekiyoruz. Bizim yanımızda sigara içmeyin lütfen. Evet. Pasif içici olmak istemiyoruz. Hem de etrafta gülene pasif içici olmak istemiyoruz. Minikler ayrıca sokakta ve banklarda sigara içen ağabeyleri ve ablalarına sigarayı bırakın uyarısı yaptı. Uludağ'da snowboardçu 3 genç yaptıkları gösteriyle nefes kesti. Keyif ve heyecan dolu o anları izliyoruz. Uludağ'da 3 gencin snowboard şovu nefes kesti.
Gençler etrafı karla kaplı nehri işte böyle geçti. İçlerinden biri tam uçta takılırken, diğeri ise nehrin içine girdi. Adrenalin tutkunu gençler artık acı hissetmediklerini, bunun hayatlarının bir parçası olduğunu söyledi. Ve genelde trafik kazalarının ya da büyük olayların yansıdığı MOBESE kayıtlarına bu kez çok şaşırtıcı bir görüntü takıldı. Buyurun birlikte izleyelim. Birçok kaza görüntülerinin yer aldığı bu MOBESE kayıtlarında bir vatandaşın anadan doğma yıkandığı o anlar dikkat çekti. Evsiz olduğu öğrenilen vatandaşın halka açık çeşmede çırılçıplak yıkandığını görenler durumu polise bildirdi. Yanından geçen onlarca kişi yaldırış etmeyen çıplak vatandaş polisin uyarısının ardından üstünü giyerek olay yerinden uzaklaştı. Azerbaycanlı bir dişçiyi getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Daha doğrusu onun çektiği dişleri nasıl sanat eserine dönüştürdüğünü. Diş hekimi Zakir Caferov. O sadece çürüyen dişleri çekmekle yetinmedi, çektiği dişleri bir de sanat eserine dönüştürdü. Eyfel Kulesi, piramit, satranç tahtası ve daha niceleri. Hekim arkadaşlarının da yardımıyla topladığı dişleri sanata dönüştüren Caferov, bir figürün yapılmasında 10 bin tane diş kullanıyor. Sanatçı diş hekimi hem hastalarının hem de yaşadığı şehre gelen turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.